Peker'e yönelik büyük operasyon. Alimallah bedeli ne kadar ağır olsa bile izin verilmeyecek. Bu ülkede namuslular eğer cesur olmazlarsa namussuzlar bu ülkeyi idare edemez. Ulan 16,5 sene cezaevinde yattım, tek ayak istedi. Öbür ayakla bir 16,5 daha yatarım. Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan, şimdi Özbekistan, Belarus. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler bu kadarını başaramamıştı. Her dönem Türkiye bizim için çok önemli hays kalı. Anlamıyor musun? Rusya'da derler ki, eğer bir adamla vodka içmemişsen, onunla asla düşman olma. Türkiye uzun bir süredir Peker'in ortaya attığı büyük iddialarla çalkalanıyor. Ömer Korkmaz'dan şok açıklamalar. Biz Kahpece kimseyi öldürmedik kardeşim. Hiç kimseyi. Kahpece kimseye hesap yapmadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz. Sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez. Sedat Peker Türkiye'ye mi geliyor? Herkesin dikkatinden kaçan büyük sır ne? Peker'in evine hangi gizli cihazlar konuldu? Sedat Peker'in Beykoz Kavacık'taki villasında ortaya çıkarılan işte bu cihazlar önümüzdeki günlerde çok konuşulacak yeni bir telekulak vakasının delilleri. Çok önemli bilgilerin olduğu videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Peker'in iddiaları büyük gündemler oluştururken devlet tarafındansa Peker'i Türkiye'ye getirmek için önemli çalışmalar yapılıyor. Merak ettiğiniz tüm soruların cevabına geçmeden önce ilk olarak geçmiş yıllarda ortaya çıkan şok bir haberi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sedat Peker'in geçmiş yıllarda evine yapılan bir operasyonda nelerin ortaya çıktığını görünce çok şaşıracaksınız. Peker'in Beykoz Kavacık'ta bulunan villasında bakın neler ortaya çıkmış. Sedat Peker'in serbest kaldığı gün Beykoz Kavacık'taki villasında ilginç bir olay yaşandı. Yatak odasındaki dev ekranlı televizyonun görüntüsündeki parazitlenme yüzünden servis çağrıldı. İşte önümüzdeki günlerde çok konuşulacak telekulak vakası da o anda ortaya çıkarıldı. Ve villanın dört bir yanına yerleştirilen dinleme cihazı ve gizli kameralar bir bir bulundu. İddiaya göre Sedat Peker bir gün tutuklanarak emniyete götürülür. Ve 4 saat boyunca Peker'in ifadesi alınır. Bu 4 saatlik sürede ise Peker'in evine kimliği belirsiz kişiler tarafından dinleme cihazları konulur. Çok profesyonel bir hamle yapan kimliği belirsiz kişiler Peker'in evinin birçok yerine gizli cihazlar yerleştirir. Sedat Peker ise sürpriz bir şekilde bu cihazların evine konulduğunu kısa bir sürede anlar. Sizce geçmiş dönemlerde Peker'in evine yerleştirilen bu cihazların amacı neydi? Siz de görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yatak odasına yerleştirilen bu kamera Sedat Peker ve avukatlarında şantaj için oluşturulan bir tuzak şüphesi uyandırıyor. Kendisinin düşünceleri şöyle, benim yatak odama konulan bu türlü ses ve görüntü alma cihazlarının delil etme maksadıyla değil de bana ileride şantaj yapılma maksadıyla konulabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir insanın yatak odasında delil elde edilebilecek bir şey yoktur diyor. Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken bir isimden de önemli açıklamalar geldi. Ömer Korkmaz daha önce Peker'in yurt dışına gideceğini söylemişti. Ancak bu kez de sürpriz bir iddiayı ortaya attı. Ömer Korkmaz, Peker'in Türkiye'ye geleceğini söyledi. Daha önce Peker'in yurt dışına gideceğini doğru bir şekilde tespit eden Korkmaz, bu kez de yeni bir açıklama yaptı. Hareketi sana meydancılık yapan kişiyle beraber hareket edip yürümeye çalışırsan seni arkadaşların bırakır kardeşim. Arkadaşların bıraktığı zaman o arkadaşlar seni aynı bugün gittiğin yere kadar götürür. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli ise önemli açıklamalar yapmaya devam ediyor. Peker'in Türkiye'ye getirilmesi için önemli hazırlıkların yapıldığı ifade ediliyor. İhanete peşne olanların bu gerçeği akıllarından çıkarmaması tavsiyemdir.
Türkiye'yi siyasi, hukuki ve toplumsal alanlarda taşeronlar vasıtasıyla düğümleyip seçime veya başka arayışlara zorlamak demokrasi ve milli irade düşmanlığının kesif bir yansımasıdır. Peker daha önce bu konuyla ilgili herkesi şaşırtan açıklamalar yapmıştı. Şimdi ben korkacağım. Lan kırmızı bülten bak cezaevi yaşım geldi. 16,5 sene cezaevinde yattım. Tek ayak üstünde. Öbür ayakla bir 16,5 daha yatarım. Ulan beni mi korkutacaksın? Hey gidi hey. Allah mısınız ulan siz? Nesiniz ulan? Pelikancısı, ağırcısı, Süleymancısı. Nedir ulan? Sarmışsınız Tayyip abinin çevresini. Dünya ile temasını kesmişsiniz. Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki halleri gibi. Aynı bir ülke anlatıyorsunuz. Ülke böyle büyüyor. Ülke şöyle büyüyor. Lan insanlar intihar ediyor. Bakan değil misin? Ulan intihar edenlerle ilgilensene. Senin televizyon, sizin televizyon kanallarının anlattığı gibi siz onu seyredip onu görüyorsunuz. Ülke öyle değil kardeşim. Ulan pide alamadığı için insanlar intihar ediyor. Lan senin görevin değil mi bunları engellemek? Lan senin görevin gazeteciye, parti başkanına, ona buna. Eşkıya mısın lan sen? Beni alacakmış. Merak edilen konulardan biri de Peker'in neden artık video atmadığı konusu. Peker attığı son videoda bulunduğu ülkede bazı değerlendirmelerin yapıldığını ifade etmişti. Ayrıca Peker sosyal medya hesaplarından bu konuya yönelik bazı açıklamalar yapıyor. Peker kısaca şunları ifade ediyor. Ben bir resim çiziyorum ve bu resmi oluşturmak için de kendimce planlar yapıyorum. Akdimiz akit kardeşler, anlaşmamızı yaptık. Kardeşlerim bir de ben böyle aile var. 3 tane ufak çocuğum, 2 tane oğlum, 2 tane de arkadaşım. Lan biz bir yere gidiyoruz ya. Lan bunlar nereden öğreniyor? Lan kardeşim nereden öğreniyorlarmış biliyor musunuz? Bu internette bir program var. Saçma sapan her şeyi okudum, her şeyi biliyorum çocukluktan beri ama yaş geçmiş herhalde ya, teknolojiyi yakalayamıyor. Bu görselleri, görüntüleri bilgisayara yüklüyorlar. İnternete hangi oteldesin neysin eşleşme yapıyor. Bu yüzden artık arka fonlarda böyle zevksiz şeyler yapacağız. Kusura bakmayın. Yoruldum kardeşim. Vallahi gecenin samimi söylüyorum biri. Yollarda çoluk çocuk geldi, yeni bir yere yerleştik. Epey bir yol geldik. Videomuzun sonuna geldik. Paylaşımlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.